Mutfağa Dair kanalına hoş geldiniz. Sizler için bugün tarifim şerbet içine tam çeken kabak tatlısı. Ben 1 kilo kabaktan hazırlayacağım. Varsa kabağınızın çok yeşil olan yerlerini kesin. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bildirimler zilini açmayı unutmayın. İstediğiniz kalınlıkta doğrayabilirsiniz kabaklarınızı. İsterseniz büyük, isterseniz daha küçük ama büyük doğramanıza yarar var. Porsiyon olarak daha hoş duruyor. Bir de kabak piştikçe küçülüyor zaten. Ben bu şekilde yapıyorum. Aldığınız kabak mutlaka kalın olsun. Çünkü ince kabakların tatlısı fazla güzel olmuyor. Ama elinizde varsa kullanabilirsiniz de. Bir tane yay hayvan tencere aldım. Kabaklarımı tek sıra halinde tencereme diziyorum. Ben kesmeden önce yıkadığım için şu an yıkamıyorum. Ama siz tekrar yıkayabilirsiniz. Bir sıra kabağımı dizdim. Kabağın cinsine göre 2 veya 2,5 su bardağı toz şeker kullanacağız. Şekerimizi her tarafa yayalım. Geriye kalan kabaklarımı da diziyorum. Ben ara katına 1 su bardağı toz şeker kullandım. Bu tarif için 2,5 su bardağı toz şeker kullanacağım. Çünkü benim kabaklarım fazla tatlı değiller. Renginden belli oluyor zaten. Çok az turuncu bunlar. Sizin kullandığınız kabak eğer çok turuncuysa kullanabilirsiniz 2 su bardağı. Kabakların üstü boş kalmasın. Her tarafına şeker gelsin. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz ve sulanmasını bekliyoruz. Şeker sayesinde meyve kendi suyunu salacak. İsterseniz bu işlemi geceden de yapabilirsiniz. Kabaklarımı dinlendirdim. Gördüğünüz gibi bunlar kendi suyu. Ben kesinlikle su ilave etmedim üzerine. Şimdi ocağımın altını açıyorum. Şekerin reçellenmemesi için içerisine birkaç damla limon suyu ilave ediyorum. Tatlımızı kapağı kapalı olarak kısık ateşte ortalama 45 dakika pişireceğiz. Tatlım kaynamaya başladı. Kontrol edeyim, yaklaşık 40 dakika oldu. Gördüğünüz gibi yumuşadı. Şimdi orta ateşte 15 dakika kaynatalım kapağı açık olarak. İsterseniz bu tarifte portakal rendesi kullanabilirsiniz. Çok yakışıyor kabak tatlısına. Tatlım yeteri kadar pişti. Görüyorsunuz yumuşacık oldu. Fazla dalmadan artık ocağımızın altını kapatalım ve 10 dakika dinlendirelim. Böyle köpürmesi normaldir. Tatlımı servis tabağı içerisine aldım. Size kıvamını göstermek istiyorum. Yumuşacık gördüğünüz gibi. Lokum gibi oldu. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı bir tarifte görüşmek üzere.